İşte bugünkü programımızda Cuma günde anons etmiş olduğum üzere Bir Dilek Tut yarışmasında büyük bir beğeniyle, keyifle izlediğiniz ve partneri Emirkan'la yarışan ve bu yarışmada aynı zamanda da ikinci olan Eylem yanımızda. Hoş geldin Eylem. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Çok güzel bir konuya değinmişsiniz yalnız. Değindik. Biz müzik adına yapılabilecek muhabbetleri yapıyoruz. Yarışmalardan bahsediyoruz. Pardon, kameramanım bir şey söylüyor. Biraz yakına mı gelsin? Şöyle biraz yanıma alırsak. Kameramız tabii. Böyle yaptığı zaman böyle yapıyor. Biz buna karşı böyle olmamız gerekiyor. Biz samimi bir programız, doğal bir programız her zaman olduğu gibi. Efendim öncelikle ben Erdem Gençtürk, sizin hepinize şu anda ekranı karşısında bizleri izleyen herkese iyi eğlenceler diliyorum. Bugün yine gönülden gönüle o görünmeyen yolda paylaşılabilecek bütün güzel duyguları, müziklerimiz, kliplerimiz ve sohbetimiz eşliğinde konuğumuz Eylem'le de birlikte paylaşacağız efendim. İnşallah. Şimdi bizim bir çok değerli bir sesçimiz Zafer vardır. Şöyle görmüş olduğum bu mikrofonu bize veriyor. Ben bunu aldığım zaman başlıyorum. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak, bir sevgili istiyorum diyor. Tabii benim öyle bir durumum yok. Benim eşim var şu anda da seyretmekte. Ama böyle çok güzel bir şarkı. Ben aslında şarkıcı değilimdir. Sesim de güzel değildir. Konuşurum onu, çok güzel yaparım ama mikrofonu aldım mı dayanamıyorum. Şimdi ben sana bunu uzatsam. Fox TV'deki, tabii Fox TV diyelim, bu Bir Dilek Tut yarışmasında ilk canlı yayında söylediğin şarkıyı bizimle paylaşır mısın? Tabii, mırıldanayım. Tabii. Bir kuple. Gözlerin nemli nemli, başını öne eğme. Ayrılık kolay değil ki, ah benim için üzülme. Ayrılık kolay değil ki, ah benim için üzülme. Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım. Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım. Benim için üzülme. Benim için üzülme. Efendim, bir günlük bir ayrılıktan sonra yine Türk TV ekranında yine çok değerli bir sanatçımız bizim burada stüdyomuzda mihmanımız olacak. Sizlerin de gönüllerinin mihmanı olacak efendim. 3 saat boyunca sesini severek dinlediniz. Uzun yıllardan beri müzik camiasında olan ve çıkartmış olduğu albümlerle radyolarda en çok istek alan ve zaman zaman her zaman olmasa bile kliplerini de seyrettiğimiz ama dinleyicinin gönlünde çoktan yer etmiş bir sanatçımız Yıldırım Caner'le efendim bugün bu stüdyoda buluştuk. Efendim her zaman olduğu gibi tüm sanatçılara bravo. Hoş bravo, geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Bizi mutlu ettiniz. Ben de mutlu oldum. Erdemciğim biliyorsun seninle daha önceden de radyo programında bulunmuştuk. Güzel programlarımız olmuştu. Tebrik ediyorum ayrıca böyle güzel bir televizyonda görev aldığın için. İnşallah her şeyin hayırlısı olur. İnşallah. Güzel olur. Zaten sizin de başarılı olacağınıza inanıyorum. Çünkü çok değerli birikmiş bilgileriniz var. Bunu bizi dinleyenlere, izleyenlere yansıtacağından eminim. Şimdi sevgili seyircilerimiz merak etmiştir. Yıldırım Caner 1999 senesinde benim radyo programıma konuk olmuştu. Vay. 8 yıl geçti aradan ve 8 yıl sonra bu kez yine beraberiz. Türk TV ekranında sunmuş olduğumuz bu kez televizyon programında buluştuk. Evet. Mutluyuz, huzurluyuz. Her zaman olduğu gibi efendim ben Erdem Gençtürk. Hepinize iyi eğlenceler diliyoruz bugünkü programımızda. Biz eğleneceğiz, biz mutlu olacağız. İnanıyoruz ki siz de ekranınızın karşısında aynı güzellikleri bizlerle paylaşacaksınız. Yani. Peki Yıldırım Bey, ben her zaman seyircilerimizi de çok iyi biliyorlar artık programımızı takip eden seyircilerimiz. Ben gelen sanatçı konuğumuzda hiç öncesinde sizden ben şu şarkıyı isteyeceğim, acaba okur musunuz gibi bir anlaşmamız, bir konuşmamız, bir fikir birimiz olmuyor. Olmuyor. Evet. Her şey samimi bir ortamda. Siz de ilk defa duyuyorsunuz, sanatçı konuğumuz da ilk defa duyuyor. Ben ondan bir şarkı rica ettiğimde. Onun için onların hoşgörüsüne sığınıyoruz her zaman olduğu gibi. Şimdi hatırası var dedik, o yıllara döndük. Sizin tabii yeni albümünüz var, onun üzerine konuşacağız. Ya aslında ondan tabii ki ben şimdi playback yapacaksınız, söyleyeceksiniz. Ama ben o hatırası var şöyle biraz hatırlatmak istesek. Biraz söyler misiniz mikrofonumu? Hatırası var zaten herkes biliyor ama bir kere ama onu bilmek ayrı, sizden dinlemek ayrı böyle tekrar. Bir şey okuyayım ya, bir, yani. Bir kuple ya, bir kuple. Tamam, bir kuple okuyayım. El ele tutuşan bir çifti görsem,
yüreğim burkulur, hatırası var. O anda aklımdan sevgilim geçer, anmadan duramam, hatırası var. Kalbimdeki aşkın hala yanıyor, ne sönme ki biliyor, ne külleniyor. Cüzdanımda resmin saklı duruyor, verdiğin o günün hatırası var. Hatırası var, hatırası var. O güzel günlerin hatırası var. Hatırası var, hatırası var. O eski günlerin hatırası var. Bir günlük bir ayrılıktan sonra yine Türk TV ekranında sizlerle buluşmaktan, her zaman söylediğimiz gibi gönülden gönüle o görünmeyen yolda güzellikleri, şarkıları, klipleri paylaşmak için biz buradayız. Siz ekranınızın karşısındasınız. Hepinize şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Efendim ben Erdem Gençtürk ve kanun virtüözümüz, kaç günden beri anons ettiğim üzere Halil Karaduman. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Erdem Bey. Ben gerçekten bu son birkaç program arasında en heyecanlı olduğum, en mutlu olduğum program bu program. Çünkü siz Türk halkına kanun virtüözü olarak bir anlamda mal olmuş bir kişisiniz. Aynı zamanda yorumcusunuz. Öyle de söyleyeyim. Yorumcu tarafınız da var. Sadece bir kanun virtüözlüğü değil. Aynı zamanda yorumcusunuz. Hatta geçtiğimiz yıllarda çıkartmış olduğunuz bir kasetiniz de vardı. Bütün bunları konuşacağız bugünkü programımızda ama o Türk sanat müziğinin, klasik Türk musikimizin o güzel eserlerini bu programda ve bu ekranda herkesle paylaşacağız efendim. Bu arada zaman zaman telefon bağlantıları da alacağız. Size soru sormak isteyen pek çok seyircimiz vardır. Ben buraya size de yazdım ki görün diye. 0212 556 88 70. 0212 556 88 70 bizim canlı yayın telefon numaramız Halil Bey. Arasınlar bakalım. Size soracakları çok güzel sorular vardır. Siz Bülent Ersoy ve bunun gibi pek çok sanatçıyla birlikte çalışmış bir virtüözsünüz. Rahmetli Zeki Müren ki evet. Onu eğer yaşıyor olsaydı mutlaka Zeki Müren de programımıza bağlanacak ve sizi burada görmekten duyduğu mutluluğu, hazzı bize söyleyecekti diye düşünüyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Böyle değerli sanatçılarımızı tabii kaybettikten sonra kıymetleri anlaşılıyor ama biz yaşayanların kıymetini bilmeye ve onlarla buluşmaya işte görmüş olduğunuz gibi devam ediyoruz programımızda. Bizi kırmayıp geliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim, Halil Karaduman'ın hepimizin yüreğine hieroglif gibi, benim kendime has deyişlerim vardır. Yüreğimize hieroglif gibi kazınmış pek çok eseri vardır. Bunlardan bir tanesi, siz Zeki Müren'den bahsettiniz. Rahmetli Zeki Müren'e benzerliğiyle, ses benzerliğiyle bilinen Çağdaş'ın okuduğu Leyla isimli bir şarkınız vardı. Bir Sen Bir de Ben vardı ki Bülent Ersoy bunu seslendirdi. Onun dışında Rahmetli Zeki Müren okuduk. Tıpta Yaz gibi. Tıpta Rüyalarda Yaz. Buluşuruz. Onu söyleyecektim. Nereye gidiyorum? Bunları hep okudular. En çok da sevdiğimiz Rüyalarda Buluşuruz. Hepimizin hafızasında yer eden bir şarkı. Evet. Bütün bunları sizden rica edeceğiz. Öncelikle İnşallah. Halil Bey, ben size anlattım. Seyircilerimize böyle bir açılışta ne söylemek istersiniz? Efendim, sevgili seyircilerimize mutlu günler, mutlu yarınlar, bol kısmetler, bol rızıklar diliyorum. Hepsi bizim için çok değerli. Biz onlar için varız. Çünkü bizi buralara getiren onlar. Evet. Biz birilerine, biz bir şey çalıyorsak kimlere dinletmek için çalıyoruz? Dinleyenlere ve sevgili izleyicilerimize dinletmek için çalıyoruz. Onları çok seviyorum. Çok teşekkürler. Ben de mutluluk duyuyoruz. Efendim, her şeyden önce programımızın başında ben Erdem Gençtürk hepinize eğlenceli dakikalar ve saatler diliyoruz. Çünkü biz burada eğlenmeye çalışacağız. Birlikte türkü muhabbeti yapacağız, müzik muhabbeti yapacağız. Arada da hoş kliplerimiz olacak. Gerçekten güzel geçeceğine inanıyoruz. Ümit ediyoruz ki ekranınızın karşısında aynı güzellikleri sizler de bizimle paylaşacaksınız. Dün anons etmiştim.
Demiştim ki grup Tunalardan tanıdığınız Çiğdem bugünkü programımızın mihmanı olacak demiştim. Ve işte görüyorsunuz yanımda kendisi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Şimdi sevgili seyircilerimiz mutlaka türkülerle ilgilenenler, grup Tunaları dinleyenler, bilenler sizi zaten tanıyacaklar, tanıyorlardır. Ama ilk kez görenler, belki bizim televizyonumuzda sizi ilk kez görenler de vardır. Bu çok doğal. Onlara şimdi sizi tanıtacağız. Ben grup Tunalarda sizin olduğunu söylemiştim. Hatta orada Kıvırcık Ali vardı. İbrahim Akkaya. Son albümdekiler olanları söyleyeyim ben. Sevgili eşim Mesut Çiftçi, bir de bağlama ustamız Binali Ülgün. Şimdi sevgili seyirciler, biz kameranın önündeyiz. Çiğdem Hanım'ın sevgili eşi Mesut Çiftçi de tam arkada oturuyor. O da kameranın arkasında. Biz kameranın önünde, o kameranın arkasında. Ortada da kameramanımız var. Sevgili Yaşar, hep beraber böyle bir samimi programa imza atacağız bugün her zaman olduğu gibi. Şimdi hangi klibiniz, siz anons eder misiniz? Hazan Rüzgarı'nda, sözler Aydın Öztürk, beste Onur Akın. Geçmişimle hayli dertleştim, çoğu sene gitmiş payıma benim. Dönüp geçmişimle hayli dertleştim, çoğu sene gitmiş payıma benim. Payıma benim. Çok değerli bir konuğumuz var bugün. Dün anons etmiş olduğum gibi bugün klasik Türk musikisi diyelim. Evet. Türk sanat müziği sanat diyelim. Çünkü hocalarımız Türk sanat müziği dediğimizde bazen kızıyorlar. Diyorlar ki Türk sanat müziği denmez. Klasik Türk musikisi diyeceksiniz diyorlar. Ben bununla ilgili değerli bir müderrisimiz vardır. Tanıyan bilenler bilir. Sözer Yaşmut. Hatta Yılmaz Morgül'ün de benim hocam dediği bir kişi. Beni çok sever. Ben onu daha önceki programlarımda da konuk etmiştim. O öyle denmesini istediği için ben de öyle söylüyorum. Bugün böyle bir programa imza atacağız. Sanatçımız Oya Nur'dan da. Efendim, hayat yaşamayı, dostluk paylaşmayı, sevgi de paylaşmayı gerektirir. Evet. Bu bir kere hayatın kuralıdır. Biz burada bu programda sevgiyi yaşayacağız, dostluğu paylaşacağız ve bu güzellikleri nasıl paylaşacağız? Türk sanat müziğinin, klasik Türk musikisinin o güzel, ölümsüz eserleriyle paylaşacağız sanatçımızla. Efendim ben Erdem Gençtürk. Öncelikle hepinize keyifli, güzel bir yayın olması için iyi eğlenceler diliyorum. Bu yayını biz burada gerçekleştireceğiz. Siz de ekranınızın karşısında inşallah eğleneceksiniz efendim. Ben Oya Nurdan hanımefendiyi şöyle kısaca bir tanıtmak istiyorum sizlere. Efendim Oya Nurdan aslında belki isim olarak çok meşhur bir sanatçımız değil ama çok değerli, çok müteessir bir kişi. Neden mi müteessir? Bir kere öncelikle musiki cemiyetini bitirmiş. Aksaray Musiki Cemiyeti'nde İstanbul Devlet Konservatuvarı ve Aksaray Musiki Cemiyeti'nde Nida Tüfekçi yönetiminde Arif Sağan da aynı zamanda buranın bir öğrencisiydi. Ve sanatçımız Oya Nurdan Mine Koşan'ın sınıf arkadaşıydı o dönemlerde ve Mine Koşan'la birlikte bu musiki cemiyetine birlikte el ele tutuşarak devam ettiler. Aynı zamanda hemen söylüyorum, Oya Hanım'ın babası da değerli bir saz üstadı Nurettin Nurdan'dır. O da aynı şekilde bu musiki cemiyetinde saz çalmıştır, evet. Saz eğitimi vermiştir. Bu kursta efendim söyleyeyim Nuri Sesi Güzel, Yıldız Tezcan, Turan Engin, Muzaffer Akgün hanımefendi, Nezahat Bayram, ayrıca da Mine Koşan'ı söyledim. Bunlara saz çalmıştır ve böyle bir değerli sanatçımızı biz sizlerle bugünkü programımızda buluşturduk. Aynı zamanda hemen şunu da belirtmek istiyorum. Samsunlu Orhan Gencebay. Orhan Gencebay'ı hepimiz tanıyoruz. Nurhan Hanım'ın Oya Hanım'ın, Oya Nurdan Hanım Efendi'nin babası
Orhan Gencebay ile birlikte saz çalmışlar. Hiç gün ışığına çıkmamış bestelere imza atmışlar. Hiç kimsenin haberi yok. Kimse bu besteleri bilmiyor. Ben Oya Hanım'dan rica edeceğim bugünkü programımızda. Belki onlardan bize birkaç kublede söyleyecek. İlk kez bu programda bunları paylaşacağız efendim. Evet, sanat müziği adına, klasik Türk musikisi adına dop dolu bir programa başlıyoruz. Oya Hanım'la ilgili benim söyleyeceğim çok şey var. Mesela Sevemedim, Karagözlüm isimli bu unutulmaz, bu ölümsüz eseri ben dün de bahsettim. Şimdiye kadar 60 sanatçı okudu albümlerinde. Evet, evet. Orhan Gencebay da zaten sorduğun zaman aynı şey söyleyecek. Bu 60'ın içinde ilk 5'te Oya Nurdan hanımefendi yer alıyor. Ve o dönemlerde 45'lik olarak hitap ettiğimiz, hatta ben evet, örnek vereceğim, şöyle biraz uzandım aldım. Evet, bu 45'lik, bu 45'liği o yıllarda Oya Hanım bu şarkıyı ilk okuyanlardan bir tanesidir. Onu ben canlı olarak da rica edeceğim, belirteyim efendim. Çok güzel, bir keyifli bir programımız olacak. Ama öncelikle Oya Hanım, ben hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Gördüğünüz gibi heyecanlı, coşkulu, sağ olun efendim, bir programımız oluyor. Sohbet ağırlıklı bir programımız oluyor. Sizden canlı şarkılar dinleyeceğiz. O ölümsüz eserleri hep birlikte paylaşacağız programımızda. Siz, ben anlattım, tanıtmaya çalıştım ama siz kendinizi benim söylediklerim dışında seyircilerimize nasıl anlatırsınız? Az önce program jenerini seyrettik, un kapanığı piyasasını, un kapanığı camiasını, bu camiada neler yaşandığını, kimlerin gelip kimlerin geçtiğini, o soru işaretlerinin, ünlem işaretlerinin bol olduğu o camiada neler yaşandığını bu akşam hep birlikte ameli olarak burada seyredeceğiz, paylaşacağız. Bu ekrandan sizlere yansıyacak. Ben bile şimdiden merak ettim. Hatta arkadaşlarıma da söyledim. Çok güzel bir program olacak Fethi Akar yönetiminde. Sevgili seyirciler, reklam arası verdik. Kliplerimiz güzel. Biraz da keyiflenelim, birazcık da gülelim diye benim aklıma bir fıkra geldi az önce reklamları seyrederken. Onu sizlerle bir paylaşalım, değil mi Lale? Evet, paylaşalım. Şimdi bir arada böyle Karadeniz parçası dinledik. Şimdi bizim Temel bu anlamda en çok bilinen, fıkraları en çok anlatılan üstad. Temel nereye gitse yanında keçisini götürürmüş sevgili seyirciler. Evet, keçisini. Her gittiği yere keçisiyle gidermiş. Bir gün keçi geçirmeye izin vermeyen gümrükten geçmesi icap etmiş Temel'in. Ve deklarasyonda keçisi için köpeğim demiş. Demişler ki dur bir dakika demişler. Ne köpeği demişler. Bu düpedüz demişler keçi. Temel de hemen cevabını vermiş. Ben demiş onun özel hayatına karışmıyorum demiş. Evet, bu Temel'dir, ne dese yeridir. Yeridir. Efendim, Kamil Sönmez'in konuk olacağı programın tanıtımını izledik az önce. Kamil Sönmez'i fazla olmasa bile biraz bir diyalogumuz, sohbetimiz olmuştu geçmiş yıllarda. Çok espiritüel, çok fıkra, geri geldiğinde fıkralarını esirgemeyen neşeli bir sanatçımız Kamil Sönmez. O programda zaten adından da anlaşılacağı gibi, konundan da anlaşılacağı gibi çok güzel geçecek. Onu da söylemiş olalım. Şimdi fıkradan bahsettik. Ben de az önce sizlere bir söz vermiştim. Reklam arası verince şöyle biraz ayrılmış olduk sizden bir reklamlarda. Onun için bu aramızı böyle güzel, esprili bir fıkrayla kapatalım. Keyifli, neşeli programımızı devam edelim istiyorum. Evet, tabii şimdi Karadeniz klibi yayınlandı biraz önce. Ben dedim size bir fıkra anlatacağım. Biraz merak edin. Siz de merak ettiniz doğal olarak. Şimdi sıra ona geldi. Yine bizim Temel kahvede oturuyormuş. Arkadaşlarına nasıl aslan avladığını anlatıyormuş sevgili seyirciler. Demiş ki Afrika'daydım demiş. Aslanı fırdım, almadı. Tekrar denedim, yine almadı. Ulan baktım ki aslan beni kovalayı. Celmedi yiyeyim celi. Ben de baktım olmuyor, bastım celi. Ben celici diyeyim o celi. Bir baktım ki demiş arkamda uçurum. Demiş kahvedekiler. Sonra ne oldu? Temel sakin sakin cevap vermiş. Aslan penu yedu demiş. Nasıl yerdi kardeşim? Ha demişler sapasağlam dimdik karşımızda duruyorsun. Siz buna yaşamak mı diyorsunuz demiş. Ama biz gerçekten programımızdaki bu paylaşmış olduğumuz kliplerle, keyfimizle, neşemizle, heyecanımızla güzellikleri sizlerle yaşamaya tabii ki tüm kalbimizle, içtenliğimizle devam ediyoruz zaten. Evet, dinlediğimiz bu şarkıda, Osman Kravis'e yorumla dinlediğimiz bu şarkıda sizler orada, bizler de burada ekip arkadaşlarımızla birlikte oynadık, dans ettik. Siz görmediniz ama keşke görseydiniz tabii. Efendim, bu arada tabii biz SMS'lerimizin numaramızı anons etmiştik. Gelen SMS'ler var, onları da sizlerle paylaşacağız. Ama tekrar hatırlatmak, sizlere anımsatmak istiyorum. Öncelikle artık bundan sonra göndereceğiniz SMS'ler 4 SMS olarak ücretlendirilecek, yani 8 kontör. Ne yapıyorsunuz? TRK yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajınızı yazıp 3370'e gönderiyorsunuz efendim. Bu kadar basit. Telefonla bize ulaşmak isteyen seyircilerimiz ise 0212 İstanbul dışı ve Anadolu yakasını arayanlar için 0212 556 88 70
Normal Avrupa yakasındansa 556-88-70 yeterli olacaktır. Arayın, sizinle muhabbet edelim efendim. Bu kadar basit. Bir şarkı söylemek istersiniz, fıkra anlatmak istersiniz, belki bir sorunuz vardır. O soruyu burada bir tartışmaya açarız. Sonra başka seyircilerimiz arar, onlara da sorarız. Güzellikleri paylaşırız. Burada amaç sadece klip anons etmek değil, sizlerle muhabbet etmek, o gönülden gönüle görünmeyen yolda o hoş duyguları paylaşabilmek. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz burada. Kliplerde bunun bir eşantiyonu, bir güzelliği olarak bizim programımızda pekişiyor efendim. Şimdi gelen bir SMS mesajımız var. Bu mesaj İzmir'den gelmiş. Sevgili seyirciler, dünkü programda da baktım, ondan önceki programda da baktım. Biz İzmir'den herhalde ya çok seyrediliyoruz ya da İzmir'den bizim kanala bir ilgi var herhalde. Çünkü İzmir'den ağırlıkta mesajlar geliyor. Acaba bu yaz ayları geldi de ondan mı bilemiyorum. Ama hani alıp da televizyonunu sen kumsala koyup da şöyle oturup da hani oradan hem güzelliği seyredip denize kumsala bakıp hem de bir SMS göndereyim nasıl olur bilemiyorum. Demek ki teknoloji o kadar gelişti ki İzmir'den böyle sahil şeritlerimizden yazlık yerlerden bize mesajlar geliyor. Mesela İzmir'den bize Selçuk Yaman bir mesaj atmış. Demiş ki İsmail YK'dan bomba bombayı çalar mısınız demiş. Bilmiyorum nedir bu bomba bombaya karşı ilginç. Siz bir erkek olarak İsmail YK'dan bomba bomba yerine 90-60-90 olarak hani bayanlarla ilgili olan bir erkek olarak bu şarkıyı isteseniz anlayacağım. Çünkü ben size az sonra o şarkıyı göndermek istiyorum. Bomba bombayı daha sonraki günlere bırakalım. Ama sırada ne var? Sırada yine iki güzel klibimiz var. Bunlardan ilkini Cem Okan yine de Söyle isimli şarkısıyla sizlerle olacak. Ardından da Teoman Renkli Rüyalar Oteli ile gönüllerinizin mihmanı olmaya geliyor efendim. Efendim bu şarkımızın ardından sizlerle SMS'ler okuyup paylaşacağız, telefonlar alacağız. Yalnız biz SMS'le ilgili şu hatırlatmamızı bir kez daha gerçekleştirelim. Bildiğiniz gibi daha önceki günlerde göndermiş olduğunuz SMS'ler 10 SMS 20 kontör olarak ücretlendiriliyordu. Biz sizleri sevdiğimiz için, sizleri düşündüğümüz için, sizlerle daha çok SMS paylaşabilmek adına bunda bir değişiklik yaptık. 4 SMS 8 kontöre düştü efendim. Rahat rahat, bol bol gönderin diye. Nasıl gönderiyorsunuz? TRK yazıp bir kare boşluk atladıktan sonra mesajınızı yazıyorsunuz. 3370. 3370, 3370 efendim. Dilerseniz telefonda da bize katılabiliyorsunuz. Çünkü bazen unutabilirim diye aklıma geldiğince tekrar etmek istiyorum efendim. Çünkü bazen muhabbette, sohbette bir kaptırırız, hepsini unutabiliriz. Onun için telefon numaramızı da yine programımızın daha başlarındayız, hatırlatalım sizlere. 0212 İstanbul Anadolu veya İstanbul dışına arayan seyircilerimiz için kod numaramız. Ardından 556-88-70. Avrupa yakasındansa 556-88-70 bu kadar. Arıyorsunuz, konuşuyoruz. Siz arıyorsunuz, biz sizinle sohbet ediyoruz. Siz arıyorsunuz, güzellikleri paylaşıyoruz. Efendim, insanoğlunun kalbi tıpkı bir değirmen taşı gibidir. Eğer o kalbe öğütülecek bir şey koymazsanız kendi kendini öğütür. Yani buradan alacağımız, çıkaracağımız mesaj, sevin. Sevilin, kendinizi sevdirin. Sözlüğünüz olabilir, nişanlınız olabilir, eşiniz olabilir, çok yakın bir arkadaşınız vardır da uzun zamandır onu aramıyorsunuzdur. Benim bu anonsumdan, bu sözümden sonra sözlüğünüzle, nişanlınızla veya eşinizle veya bir arkadaşınızla bugün için ekstra bir şey yapın. Sizden bunu rica ediyorum. Bugün ona bir hediye alın veya yanınızda değilse bir telefon açın ona veya bizi arayın, SMS gönderin, onun adına bir şey gönderelim. Bu anonstan sonra sizden bunu rica ediyorum. Kalbiniz kendi kendini öğütmesin efendim. Sevginizle öğütülsün. Şimdi sırada yine iki güzel çalışmayla devam edeceğiz. Onlardan ilki Yavuz'undansa Yıldız Tilbe Ay Işığındayla sizlerle. Evet, biz böyle oynuyoruz stüdyomuzda. Böyle şarkılarımızın, böyle kliplerimizin eşliğinde. Efendim, biliyorsunuz programda sözlerimiz oluyor, güzel sözlerimiz oluyor ki bunları sizlerle paylaşıyoruz. Belki sizler de bu sözlere katılmak için telefon açmak, bizimle muhabbet etmek istersiniz. Bizim gönüllerimizin mihmanı olmak istersiniz ki biz en azından öyle olduğumuza inanıyoruz. Sevgili seyirciler, insanoğlunun kalbi tıpkı bir denize benzer. Sakinlikleri, fırtınaları, zaman zaman da taşkınlıkları vardır. Ancak derinliklerinde çok güzel inciler gizlidir insanoğlunun kalbinde. Efendim bizler de sizlerin o kalbinizdeki
gönlünüzdeki incilerden bir tanesi olmak istiyoruz. Çok şey istemiyoruz. Bunun için ne yapıyorsunuz? Bizi seyrediyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Ama bir de ne yapıyorlar Lale? Ama biz telefon numaralarımızı verelim. Belki bize bağlanmak isteyen izleyicilerimiz olur. 0212-556-8870'den bize ulaşabilirsiniz. 0212-556-8870. Biraz önce Sivas'tan bağlandı bir izleyicimiz. Çok mutlu olduk. SMS de gönderebilirsiniz. TRK yazıp boşluk bırakıp 3370'e mesaj gönderebilirsiniz. TRK yazıp boşluk bırakıp 3370'den bize ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım diyoruz. Hiç vakit kaybetmeyin. Tekrar hatırlatıyoruz. 4 SMS'e düştü efendim. Sizler daha çok bizlere mesaj gönderin diye. 4 SMS, 8 kontör oldu. Önceden 10 SMS'ti. Bayağı bir düşüş yaptık. Evet, 4 SMS. Bunu da hemen belirtmiş olalım. Efendim bekliyoruz. Hiç geç kalmayın. Vakit nakittir. Bugünün işini yarına bırakmayın demişler. Hiç şey yapmayın. Utanmayın, sıkılmayın, heyecanlanmayın. Burada bir aile ortamı. Burada hoş, samimi bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Evet, sizler de bize katılın. Konuşmak çok güzel yani, oluyor. Tabii tabii. Yani heyecanlanacak bir şey yok. Lütfen... Bazen haberler görüyor sevgili seyirciler. Gerçi bu birçok programda olur. Açıyormuşsunuz, kapatıyormuşsunuz. Açıyormuşsunuz, televizyon yayınını dinletiyormuşsunuz, kapatıyormuşsunuz telefonunuzu. Böyle de rejiden haberler geliyor. Teşekkür ederiz. Bizi seyrettiğinizi bu şekilde de belli ediyorsunuz. Ama biz içlerinden biraz daha böyle konuşkan olan, medeni cesareti olan seyircilerimizi de özellikle yayına almak istiyoruz. Onlarla sohbet etmek istiyoruz. Bakınız efendim, siz aradıkça programımızı da geliştireceğiz. Konuklarımız olacak. Bazen sizlere küçük hediyeler bile sunmayı düşünüyoruz. Her şey sizin için. Her şey sizler için. Her şey güzelliği, güzellikleri o gönülden gönüle görünmeyen yolda birlikte paylaşabilmek için diyorum. Evet Lale. Evet. Şarkılar var, klipler var. Seni dinliyoruz. İki güzel klip ekrana gelecek biraz sonra. Önce Hatice Doyamıyorum da bizlerle olacak. Sonrasında Bizim Gönül Bilmem Hangi Dallasında sizlerle birlikte. Şimdi biliyorsunuz bugün programımızda Lale İstanbul trafiğinden dolayı biraz gecikti. Size zaten sebebinin o olduğunu söylemiştim. Hakikaten de söylediğimiz gibi çıktı. Şimdi baktığımız zaman gerçekten Türkiye'de sadece İstanbul değil. Hani derler ya Türkiye sadece İstanbul, Ankara, İzmir'den ibaret değildir diye. Evet. Bizim trafiğimiz pek çok ilde de muhakkak vardır ama biz burada yaşadığımız için bu trafiğe fazlasıyla şahit oluyoruz. Bugün de yine bir yoğunluk vardı. Sevgili seyirciler, vatandaşımızın biri. Arabasıyla İstanbul'un o yoğun trafiğinde giderken birdenbire adamın arabası stop etmiş. Çalıştırmak için tabii uğraşıyormuş bu arada. Arkadaki de araba, arkada bir araba tabii sürekli ha babam kornaya basıyormuş. Adam gayet sakin ve vakur bir şekilde arabasından inmiş, tak 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 arkadaki arabanın camına vurmuş. Beyefendi demiş, siz demiş buyurun benim arabama geçin, benim arabamı çalıştırmayı siz bir deneyin, ben sizin yerinize sizin arabanızın kornasına basmaya devam edebilirim demiş efendim. Evet, böyle zaman zaman kızmadan, sinirlenmeden böyle şeyleri espriye vurur, böyle bir diyalog çıkartırsak herkes adına daha hayırlı, daha güzel olur diyoruz. Bu arada tabii herhalde telefonumuz varmış. Alo. Alo. Buyurun efendim. Ben bir şarkı isteyecektim. Durun hemen, durun. Bismillahirrahmanirrahim. İsminizi öğrenelim hemen, öncelikle. Bu acele ya. Bir tanıyalım bakalım, nereden kiminle arıyorsunuz? Kiminle görüşüyoruz? Elazığ'dan arıyoruz. Elazığ'dan. Doğru mu? Evet. Elazığ'dan arıyorsunuz. Peki siz de ev hanımısınız herhalde. Bekarım, ev hanımı. İsim mi alabilir miyiz? Betül diyerek. Betül Hanım. Evet. Siz bizi takip ettiniz. Siz niye aradınız peki? Yani sohbetimiz mi hoşunuza gitti? Yoksa bir şarkı istemek için mi aradınız? Şarkı istemek için aramıştım. Anladım. Yani biz konuşsak da ne fayda? Yani siz konuşun. Ben ara şarkımı isterim, geçerim diyorsunuz. Peki efendim, ona da razıyız. Peki kimden ne istiyorsunuz? Bakalım var mı listemizde? Serdar Ortaç'tan. Serdar Ortaç'tan. Peki hangi şarkısı? Bir öğrenin de. Bilsem ki. Bilsem ki. Slow eski bir şarkı. Eski albümünden şarkı. Slow bir şarkı. Slow bir şarkı. Anladım. Herhalde siz birini böyle slow bir şarkı istediniz ki sevdiğiniz falan birine mi göndereceksiniz? Aileme. Ailenize göndereceksiniz. Aileniz nerede? Burada. Evdeler mi? Evet. Evdeler. Çalışmıyorlar herhalde. Yok. Çalışmıyorlar. Ama bilsem ki aşk parçası. Acaba ailenizin yanında başka birine de göndermek ister misiniz bu şarkıyı Betül Yok, Hanım? Yok, başka birine göndermeyeceğim. Sadece aileme. Yok, ailem evde. Çalışıyorlar mı? Yok, oturuyorlar. Kime mi? Aileme. Bir şey demiyorum. O ona göre zaten arayacağını planlamış. Hiç yormayalım daha fazla. Elazığ'da değil mi aradığınız yer? Evet. Az önce Sivas'tan aradılar. Sivas'tan, İzmir'den Elazığ'dan. Mesaj. Türkiye'nin dört Bursa. Bir yanına yayınımızda seyrediliyoruz. Anladığım kadarıyla. Bu çok mutlu ediyor bizi. Elazığ'a da bir el sallayalım. Elazığ'ın köylerine, diğer illerimize sizlerden de SMS ve telefon bekliyoruz. Efendim size teşekkürlerimizi sunuyoruz. O şarkı değilse bile size ve ailenize başka bir şarkı göndereceğiz. Umuyorum ki onu da kabul edeceksiniz. Peki sağ olun size de.
Seni toprak kokan, gönlü sevgi dolu, duygu yüklü insanlar. Ben de sizin gibi frekans programındayım. Sık sık sizinle birlikte olacağım. Ben sana aşık oldum bir tanem. Ben seni öyle sevdim gül tanem. Bir gün mutlaka doğru frekansı bulacaksınız. Bu da ANS'den geçer. Bakmasın bu nasferler. Anılarımızın siz sıcak insanlarına ulaşmanın en iyi yolu frekans programından geçer. Ben de sizlerle birlikte frekans programındayım. Kara çadır ismi tutar. Ben de frekans programındayım. Fevlani kahvenin karşısında yaşın solayın 15'inde. Dayadım sırtımı yamaçlarımda. Frekansla size konuk oluyorum. Frekans programını sakın ama kaçırmayın. Gönlüm sevda. Yani bu kadar bürokrasinin döndüğü bir ülkede böyle hizmeti kutluyorum ben. Hı hı. Başarı diyorum. Hı hı. Sadece Türkiye, İstanbul, Ankara, İzmir'den ibaret değil. Yurdumuzun her köşesine yapılan müziğin anında ulaşması çok güzel bir şey. Hı hı. Bunu da herhalde anası başaracak. Evet, huzurlarınızda fantazi müziğimizin gerçekten çok güzel sesli sanatçılarından iki demiyorum, bir tanesi var. Ve huzurlarınızda Gökhan Güney efendim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Gökhan Bey. Sağ ol. Beni öyle bir sundu ki. Ben aslında fazla iyi de sunamadım. Daha iyi sunmaya layıksınız. Sunulmaya layıksınız ama artık bu kadarla idare edelim. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Güzel sundun. Ben çok... fazla daha iyisi olsa bence hiç fena olmazdı diye düşünüyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Dedim gibi. Valla 19 senedir bu işi yapıyorum. Evet. Beni bu kadar uzun ve güzel sunan bir insan çıkmadı. Sadece Gökhan Güney diyorlardı. Teşekkür ederim. Utandım mı efendim? Güzel. Tamam, utandım şimdi. Bu sizin şimdi çıkan son kasetiniz Geceler. Geceler, evet. Kaç aylık veya yıllık bir çalışmadan sonra çıktı bu? Aşağı yukarı yani hazırlanması, stüdyo bilmem derken işte 6-7 ay falan. 6-7 ayda çıktı. Daha fazla. Peki bir de Ertuğrul Polat, efendime söyleyeyim, Yusuf Salman, Murat Kılıç gibi müzik dünyasının güçlü isimlerinin eserleri varmış bu kasette. Evet. Gürdal. Gürdal, evet. Karagöz. Peki ben hemen size sormak istiyorum. Yeşil Gözlüm, Geceler, Bir Başkası, El Elene, İhanet, Akşam Bize Güzel, Bey. Akşam Bize Gel. Akşam, ha pardon, Akşam Bize Gel, Akşam Güzel, yani o da, evet, benden oldu. Bebek Yüzlüm, Sevdiğim Esmer, Gülüm Gülüm, Kar Yağdı Dağlara, Gülüm Yapma, Geceler Enstrümantal gibi. Sana bir de tüyü vereyim burada. Buyurun efendim. Burada Gülüm Yapma var ya. Evet. Benim oğlumun bestesi. Şimdi ona geleceğim de zaten, onun için buradan konu açtım. Ama ondan önce bir şey soracağım. Bu kasetin içinde sizin söylerken böyle kalbinizden, içinizden gelerek en iyi şekilde, tabii ki hepsini aynı güzellikte okuyorsunuz, evet, ona eminim zaten de, her sanatçıya sorulur bu. İşte ben işte şu şarkıyı biraz daha içimden gelerek söylüyorum gibisinden cevaplar verenler vardır. Ben size sorsam siz de nasıl bir cevap verirsiniz bu şarkılar içinden? Bir seçim ya, tabii yaparsınız. Şimdi burada mesela 10 tane şarkıyı seçiyorsun. Bunların içinde mutlaka hit olacak. Yani belirli parçalar var. Mesela? Ya mesela ben Gecelere klip çektim. Ondan sonra ikinci olarak hangisini düşünüyorsunuz? İkinci olarak Akşam Bize Gel çok böyle Anadolu tarzı, yani şöyle söyleyeyim, Elazığ 5-8'lik olayı vardır. Evet. Bu Sazaniye Gelmedin tarzında bir parça. Gökhan Bey, acaba sizden güzel bir klip seyretsek ne dersiniz? Dönüm. Hatta ben hemen şunu da sormak istiyorum size. Hı-hı. Şimdi biraz sonra Geceler klibinizi izleyeceğiz sizin. Evet. Bu Geceler klibini nerede çektiniz? Mekan olarak nereye çektiniz? Mekan olarak İstanbul'da çektim. İstanbul'da çektiniz. Kimin çektiğini sen soracaksın. Ben mutlaka ya, sormazsam olmaz yani. Ben yıllarca sinema yaptım. Şuna kısa bir şey anlatmak istiyorum. Yıllarca sinema yaptım. Ekip çalışmasını çok iyi bilirim. Yani bir ekip, çünkü çok önemlidir ekip dediğin zaman. Oyuncular değil, ekip ve bütünü önemlidir. Evet. Anise'ye çektim. Yani Anise çekti daha doğrusu. Anise'de şunu gördüm ben. Çok samimi söylüyorum. Şu alemde onlar kadar profesyonel çalışan bir kuruluş olacağını sanmıyorum. Ben çünkü sinemada çok çalıştım. Bu yüzden biliyorum yani. Şimdi bilmeyen insan için önemli değil. Bir adamı getirirsin der. Demek klip böyle çekiliyor.
Anise çekti. Kim yönetmen? Edip Aral çekti. Edip Aral. Çok güzel bir çalışmaydı yani. Bütün güler yüzlü insanlar ve işini çok seven insanlarla çalıştık. Ne mutlu. İnşallah herkes ikinci günde onlarla çalışacağım inşallah. Teşekkürler. Şimdi Muratçığım, programımızı biliyorsun. Bütün yerel televizyonlar şu anda bizi seyrediyorlar. Anadolu'nun hemen hemen %98'i şu anda bizi seyrediyor. Programımız hakkındaki görüşlerini alabilir miyim senden? Frekans. Yani bir şey var. Eğer Anadolu insanına sizi hitap etmeyi düşünüyorsanız. Tabii ki. Oradaki insanlara bir takım şeyleri yaşatmak, bir takım şeyleri yapmak istiyorsanız bence bu en güzel olan şey. Çünkü ben Anadolu'dan geldim. Mesela bir şey var. Anadolu'daki insanları çok farklı görüyor birçok insanlar. Ama bir şey söyleyeyim size. Ben İstanbul'da görmediğim arabaları orada görüyordum yani. İstanbul'da görmediğim yaşantıyı orada görüyordum. İnsanların birbirlerine olan çok sıcak dostlukları var. Tabii. Çok yakın dostlukları var. Eğer siz böyle bir şey düşünmüş, böyle bir olaya kanal olmak istemişseniz bence çok iyi etmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Onların adına. Sevgili seyirciler, Spor Aktif'e her daim tüm kalbimizle söylediğimiz gibi huzurlu ve güzel bir akşam geçirmenizi dileyerek başlıyoruz. Bu pazar akşamında ben Erdem Gençtürk bir kez daha sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyim. Sporda bugün itibariyle yaşanan ve kameralara yansıyan görüntülerden derlediğimiz haberlerle ve tabii ki son gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, bugün gündeme damgasını vuran tabii ki hepinizin de bildiği gibi Beşiktaş seçimli olağanüstü genel kuruluydu. Bu haberimize geçeceğiz az sonra. Ancak sırada Haluk Ulusoy'la ilgili haberimiz var. Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, Fenerbahçe Kulübü Başkan ve yöneticileri istiyor diye federasyon başkanlığını bırakmayacağını, buna Fenerbahçe'nin gücünün de yetmeyeceğini söyledi. Yani Haluk Ulusoy Fenerbahçe'ye sert çıkışlarda bulundu sevgili seyirciler. Samsun'da bugün öğle saatlerinde karayolu ile Trabzon'dan gelen Ulusoy, Akçaabat ilçesindeki bir köfte salonunda Akçaabat Sebatspor Başkanı Veli Sezgin ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte öğle yemeği yedi. Ulusoy daha sonra Mehmet Ali Yılmaz tesislerine giderek Trabzonspor Başkanı Atay Aktuğ ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Futbol Federasyonu Başkanı Ulusoy burada yaptığı açıklamada demokrasiyle idare edilen bir ülkede yaşadıklarını ve Futbol Federasyonu Başkanlığına her isteyen Türk vatandaşının aday olabileceğini ifade etti. Ve sevgili seyirciler, Haluk Ulusoy, ben bu seneki hakem kardeşlerinden memnuniyetsizliğimi defalarca dile getirdim. Bu memnuniyetsizliğim onlara güvenmediğimiz anlamına gelmez, Türk hakemi bu yıl talihsiz bir yıl yaşamıştır dedi. Ve Ulusoy, Trabzonspor Başkanı Atay Aktuğ'un kendisini desteklemesinden gurur ve onur duyacağını belirterek, Atay Aktuğ, Türk futboluna Haluk Ulusoy'un yaptığı hizmetleri gördüğü için Ulusoy'un yanındadır. Kendisine teşekkür ediyorum. Atay Aktuğ Bey, kendi kulübünün menfaatini düşünmek mecburiyetindedir. Kendi kulübünün menfaati bizim göreve devam etmemizden geçiyorsa, bizi desteklemesinden daha doğal bir şey olmaz şeklinde konuştu. Şimdi Haluk Ulusoy'un röportajını ve detayları hep birlikte seyredelim. Sevgili seyirciler, Spor Aktif'e her zaman söylediğimiz gibi önce huzurlu, mutlu ve güzel bir akşam geçirmenizi dileyerek başlıyoruz. Spor adına bugün itibariyle yaşanan ve kameralara yansıyan görüntülerden derlediğimiz haberlerle ve tabii ki son gelişmelerle karşınızdayız. İşte ilk haberimiz. Beşiktaş Kulüp Başkanlığı için 30 Mayıs'ta yapılacak kongre öncesinde çalışmalarını hızla sürdüren Afvan Keçeci, Edirne Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Salih Bayındır ve kongre üyeleri tarafından karşılanan Keçeci, Beşiktaş'taki kirliliğe son vereceklerini açıkladı. Edirne Beşiktaşlılar Derneği lokalinde bir konuşma yapan Başkan Adayı Afvan Keçeci, Beşiktaş'ın sportif başarısından çok başka konular konuşulduğunu belirterek içimiz kan ağlıyor.
Ben bu da Beşiktaş'ımızın üzerindeki kirlilik diyorum. Bu kirliliğin kesinlikle halledilmesi gerekir. Zira bu kirlilik öyle bir sarmaşık ki Beşiktaş'ımızın içini kemirmeye başlamış. Beşiktaş'ın üzerinden menfaat kazanmak isteyenler bir hayli artmış. Bu kirliliği ben çözeceğim. Bu yönetici, bu sessiz çoğunun oylarıyla Beşiktaş'ın başkanı ve yöneticisi olacağız. Listemi de ayın 25'inde açıklayacağım. Listeyi görüp akıllı olarak oyunuzu kullanın. Başkan olduğumuzda ise kaliteli bir yabancı teknik direktörle anlaşacağız dedi Beşiktaş başkan adayı Affan Keçici. Şimdi bu haberin detaylarını hep birlikte seyredelim. Değerli seyirciler, Spor Aktif'e her daim söylediğimiz gibi huzurlu, güzel ve keyifli bir akşam geçirmenizi dileyerek başlıyoruz. Bu cumartesi akşamında ben Erdem Gençtürk yine sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyim. Sporda bugün itibariyle yaşanan ve kameralara yansıyan görüntülerden derlediğimiz haberlerle yani son gelişmelerle karşınızdayız. İşte ilk haberimiz. Adı yeraltı dünyasının ünlü ismi Alaaddin Çakıcı'yı yurt dışına çıkmasına yardımcı olmakla suçlanan Beşiktaş eski menajeri Sinan Engin bugün yurda döndü. Engin havalimanında ilginç açıklamalarda bulundu. Şimdi bu açıklamaları hep birlikte seyredelim. Meltem TV ekranından ve Spor Aktif'ten her şeyden önce huzurlu, mutlu ve istediğiniz gibi güzel bir akşam geçirmenizi dileyerek bu akşamki yayınımıza başlıyoruz. Spordan son gelişmelerle karşınızdayız. İşte ilk haberimiz. Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, Federasyonun Levent'teki tesislerinde Gençler Birliği'nin teknik direktörü Ersun Yanal'la bir araya geldi. Konuysa A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü görüşmekti. Ersun Yanal, görüşme öncesinde göreve hazır olduğunu, vazife verilirse seve seve yerine getireceğini belirtirken, teklifin Türk futbolu adına hayırlı olmasını diledi. Şimdi bu haberle ilgili bandımızı seyredelim. Meltem TV ekranından ve Spor Aktif'ten her şeyden önce huzurlu, mutlu ve istediğiniz gibi güzel bir akşam geçirmenizi dileyerek bugünkü yayınımıza başlıyoruz. Spordan son gelişmelerle karşınızdayız. İşte ilk haberimiz. Geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Konyaspor Teknik Direktörü Tevfik Lav bugün toprağa verildi. Lav için Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda bir tören düzenlendi. Spor camiasının eksiksiz katıldığı tören sonrası Lav kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Meltem TV ekranından ve Spor Aktif'ten herkese huzurlu, mutlu ve istediğiniz gibi güzel bir akşam geçirmenizi dileyerek yayınımıza başlıyoruz. Spordan son gelişmelerle karşınızdayız. İşte ilk haberimiz. Dün Manisa'nın Turgutlu ilçesinde trafik kazası geçirerek vefat eden Konyaspor Teknik Direktörü Tevfik Lav için spor dünyası yasa büründü. Teknik direktörlüğünü yaptığı Konyaspor Başkanı ve futbolcuları Lav'ın vefatıyla ilgili şoka girdi. Şimdi bu haberle ilgili bandımızı seyredelim. Spor Aktif'ten her şeyden önce bu yapımın sizlere ulaşmasını sağlayan yapımcı ve tüm yayıncı arkadaşlarım adına sıkıntısız, istediğiniz gibi huzurlu ve mutlu bir akşam geçirmenizi dileyerek yayınımıza başlıyoruz. Spordaki son gelişmelerle karşınızdayız. İşte ilk haberimiz. Ünal Karaman ilk mesaisini yaptı. Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy tarafından geçici olarak milli takımın başına getirilen Ünal Karaman önderliğinde A milli takım aday kadrosu bugün toplandı.
Ünal Karaman düzenlediği basın toplantısında eski teknik direktör Şenol Güneş'e övgüler yağdırırken Türk antrenörden yanayım dedi. Şimdi bu haberle ilgili bandımızı seyredelim. Meltem TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan 17 ara haber bülteniyle karşınızdayız. İzmir'de askeri bir eğitim uçağı düştü. Çiğli 2. Ana Jet Üst Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığından kalkan eğitim uçağı kalkışından kısa bir süre sonra piste çakıldı. Kazada uçakta bulunan bir yüzbaşı ve bir teğmen şehit oldu. Başbakan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush'la yaptığı görüşmeden duyduğu memnuniyeti bir kez daha dile getirdi. Washington'da hamdolsun istediğimizi aldık diyen Erdoğan, İtalya temaslarının ardından dün akşam yurda döndü. Erdoğan, Bush'la yaptığı görüşme için bir kez daha maksat hasıl olduğu açıklaması yaptı. Başbakan Erdoğan'ın bugün katıldığı bir programdaki gündemi ise Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriydi. Başbakan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye döndü. Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalanı'nda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush'la yaptığı terör gündemli toplantı için maksat hasıl oldu dedi. PKK bir terör örgütüdür ve bu ortak düşmanımıza karşı ortak mücadele edeceğiz ifadesi zannediyorum maksadı hasıl eden bir ifadedir. Bizim bu seyahatimiz, bu ziyaretimiz, bu görüşmemiz inanıyorum ki gerek ülkemizdeki hedeflerimiz, amaçlarımız açısından terörle mücadele konusunda 1915 olayları konusunda faydalı olmuştur ve bunu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Başbakan muhalefetten gelen eleştirilere de kızdı. Buradan siyaset yapma yolu tercih edilmemiş olsa, buradan acaba ben nasıl bir siyasi rant elde ederim gibi yollara tevessül etmek zannediyorum çirkin olsa gerek. Erdoğan terör gündemli açıklamalarına AKP kadın kollarının düzenlediği programda devam etti. Erdoğan Avrupa Birliği ülkeleri terörü destekliyor dedi. Terör örgütünün en büyük desteği Avrupa Birliği'ndeki veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yandaşlarından aldığını görüyoruz. Ve bu ülkelerde bunlara yataklık yapanları, bunlara parasal destek verenlerin olduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği'nin Türkiye ilerleme raporunu da değerlendiren Erdoğan, rapordaki talep ve eleştirilere hak verdi. İlerleme raporunda yer alan eleştirilerin bir bölümü zaten bizim de gündemimizde olan hazırlıklarını yürüttüğümüz konuları içermektedir. Dolayısıyla ilerleme raporundaki eleştirileri bizim çalışmalarımızın ne kadar isabetli olduğunu teyit eden ifadeler olarak değerlendiriyoruz. Erdoğan, AB bize ne kadar zorluk çıkartırsa çıkartsın, yolumuza devam edeceğiz dedi. Avrupa Birliği bize ne kadar zorluk çıkartırsa çıkartsın, kararlılıkla devam ettirdik. Bunun için de... DTP bir skandal kongreye daha imza attı. DTP'nin Ankara'daki 2. Olağanüstü Kongresi'ne sivri açıklamalarıyla dikkat çeken Nurettin Demirtaş tek aday olarak girdi. DTP'liler ölen teröristler için saygı duruşuyla başlayan kongrede Güneydoğu için özerklik istedi. Kongrede Demirtaş yeni başkan seçilirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kongreyle ilgili soruşturma başlattı. Meltem TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan 17 ara haber bülteniyle karşınızda olduk. Hepinize mutlu ve sağlıklı bir gün diliyorum. Hoşça kalın.